Evet arkadaşlar, bir küp dolusu para. Görüyorsunuz. Burada kağıt paralar var. Görüyorsunuz. Bir zamanlar ne kadar kıymetli bir paraydı bunlar bilseniz. Ve bunlar da öyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir zamanlar o kadar kıymetli bir paralar. 10 kuruş. 100 lira. Beş lira. Bir kuruş. Görüyorsunuz bunlar paranın sesi arkadaşlar. Delikli paralar. Evet arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz şey benim para koleksiyonum. Bizim çocukluğumuz zamanında özellikle işte ortaokulda, lisede bu tür koleksiyonlar yapılıyordu. O zaman örneğin puldan koleksiyon yapılıyordu. İşte ağaç yapraklarını defterlerin arasına sıkıştırıp oradan koleksiyon yapıyorduk. Örneğin jeton biriktiriyorduk. Ne bileyim işte para biriktiriliyordu. İşte ama en revaçta olanı parayla puldu. Ben o zaman lise yıllarımda para biriktirmeye başlamıştım arkadaşlar. Yani 1990'lı yıllar için söylüyorum. Ve böyle yavaş yavaş biriktirdim. Sonra bunları bir kutuya koydum. Sonra böyle bir küp bulduk. Onun içerisine koyduk. Derken İşte benim para biriktirmemin yanı sıra aileden de biriktirenler oldu. Buldukları eski paraları işte getirip bana verdiler. Sonra ben sağa sola gittiğimde ailem bu paraları biriktirip şey yapmışlardı, koymuşlardı. İçinde yabancı paralar var. İçerisinde eski paralar var. Ama hemen hemen demeyeyim de tamamı Cumhuriyet dönemi paraları 1960'lar 50'lerden itibaren 70'ler 80'ler 90'ların falan parası. Burada bir iki tane sadece şey vardı. Daha eski tarihe ait olan para vardı ama onu şu anda bulabilir miyim bilmiyorum. Video çekerken eğer gözüme takılırsa, denk gelirse o parayı da size göstereceğim arkadaşlar. Evet, burada bir tarih yapıyor arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bir Cumhuriyet tarihi yatıyor arkadaşlar burada. Evet. Cumhuriyetimizin çeşitli tarihlerinde bu paralar basıldı, dolaşıma girdi. Sonra eskidi, miadını doldurdu ve bugün artık koleksiyon şeklinde böyle birikir vaziyette bir vaziyete geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları size anlatırken bir de şeye girmek istiyorum. Hazır parayı anlatıyoruz o zaman. Para nedir arkadaşlar? Para hakkında biraz konuşmak istiyorum. Para öyle bir şey ki yani çok büyük filozoflar, sosyologlar, bilim adamları bunun üzerine çeşitli yorumlar yapmışlardır, çeşitli teoriler geliştirmişlerdir. Hatta Karl Marx diye bir kişi var. Bu Das Kapital diye yazdığı bir kitapta onlarca sayfayı para teorisi üzerine kurmuştur arkadaşlar. Öyle söyleyeyim, hani çok bilinen bir isim olduğu için söylüyorum.
Ama şunu söyleyebiliriz, para arkadaşlar bir artık değer belirleyen bir şeydir, ekonomik bir değer belirleme sembolüdür. Yani eskiden örneğin işte bir mübadele sistemi vardı. Sonra bu değişti arkadaşlar. Paranın tarihine gelecek olursak şöyle söyleyeyim. Bakın şurada. Çok eskiden insanlar biriktirmeye başladığında ve bunları değiştirmeye başladığı dönemlere denk geldiğinde bu tür deniz kabukları, çeşitli taşlar, kemikler bunları para olarak kullanıyordu arkadaşlar. Bunları ucuca bağlıyorlardı örneğin. Ne yapıyorlardı? Diyelim ki bir balık aldınız. Bu balığın uzunluğu kaç santim? 15 santim. 15 santim uzunluğunda birbirine bağlanmış deniz kabuğu vererek bu balığı satın alıyordu arkadaşlar. Sonra işte biraz daha gelişince böyle demir çubuklar kullanmaya başladılar. Daha doğrusu demir demeyeyim de yani metal çubuklar kullanmaya başladılar. Daha sonra ilerleyen bir aşamada örneğin işte postlar, örneğin işte çeşitli taşlar, çeşitli nesneler kullanmaya başladılar para yerine. Ama en son gelinen aşamada bu tür işte metalleri kullanmaya başladılar. Çeşitli metallerden zaman zaman altın para, gümüş para, bronz para kullanmaya başladılar. Bazen örneğin bir paranın değeri diyelim ki mesela şöyle bir para düşünün. Bak burada ne yazıyor? 5 lira yazıyor. Fakat bunu altın parayla şey yaptılar. Bu para 5 lira ama altın 10 lira olduğu zamanlar oldu. İşte o zaman uyanık tüccarlar bunun kenarlarını kesiyorlardı. Yine de o para geçerli oluyordu. Altın biriktiriyorlardı o şekilde. Para günümüze kadar işte arkadaşlar kemiklerden, işte deniz kabuklarından, metal çubuklardan, işte altın, gümüş, bronzlardan kağıda kadar geldi arkadaşlar. Ve bugün bu kağıt da artık dolaşımdan kalkıyor. Ve yerine sanal para dediğimiz elektronik para geçiyor arkadaşlar. Yani insan zekasıyla ilgili doğru orantılı gelişen bir şeydir bu para. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar. Bir şey üretiyorsunuz. Hani çeşitli dönemlerde takaslar işte gelişmişlik düzeyine göre takas kullanıldı. Ama örneğin diyelim ki 10 ton maden ürettiniz. Ne ürettiniz? Kömür ürettiniz. Bunu almak için 20 ton buğday verdiğinizi düşünün. Ne kadar büyük bir külfetti, ne kadar büyük bir zorluktu. Onun yerine insanoğlu işte bu takas sistemini de zaman zaman kullanarak ikisi birbiriyle iç içe giderek işte bu parayı icat etti. Parayı icat etti, geliştirdi, geliştirdi, geliştirdi ve günümüzde artık neye dönüştü bu? Sanal paraya, Bitcoin mesela gibi paralara dönüştü arkadaşlar. Yakın tarihte belki de bu paraların hiçbirisinin bir esamesi okunmayacak. Dijital rakamlardan ibaret olacak arkadaşlar paralar. Şimdi siz bunun kağıt olduğundan değersiz olduğunu düşünmeyin. Önemli olan bunun arkasındaki güçtür arkadaşlar. O güç bu kağıtlara bir değer veriyorsa, o değer bir karşısındaki nesneyi, başka bir nesneyi satın alıyorsa, orantı kuruluyorsa bu nesneyle, kağıt olsa bile bu paranın bir değeri oluyor arkadaşlar. Evet, dediğim gibi işte bu paranın evrimi arkadaşlar buradan başladı, böyle gelişti ve sonunda kağıt para derken dijital paraya doğru gidiyor arkadaşlar. Bu da işte insan soyut düşünme gücü, insan zekasının gelişmişliğiyle doğru orantılı bir şekilde para öyle bir şeye dönüşüyor arkadaşlar. Paralarımı işte sizlere göstereyim derken aklıma geldi. Böyle bir kısa da bilgi vereyim istedim. Para aslında üzerinde durulması gereken çok çok önemli bir konu. Başlı başına parayla ilgili yüzlerce, binlerce video yapılabilir. Çünkü sonuçta dijital rakam da olsa, kağıt da olsa, bu şekilde metal de olsa, değerli metaller de olsa sonuçta biz modern toplumda
ilkel toplumlardan modern toplumlara kadar her değiştirdiğimiz şeyin bir değişim aracı arkadaşlar bu. Bir mübadele aracı. O açıdan önemli. Artı para politikaları, örneğin işte paralarla ülkelerin ekonomik durumları ve benzeri üzerine de düşünürsek, hani para çok geniş bir konu. O anlamda bir sürü video yapılabilir. Fakat ben bugün size yapmak istediğim bu, elimdeki gözüm gibi baktığım, neredeyse 20-30 yıldır biriktirdiğim, işte kendi çapımda, kendi kararımca bu para koleksiyonumu size tanıtırken, işte görüyorsunuz burada, örneğin bu paralar aslında şey yapmamak gerekiyormuş aslında, bükmeden tertemiz saklamak gerekiyormuş. Ama biz bunu bilemedik. Koleksiyon değeri açısından önemliymiş. Bilemediğimiz için bu şekilde şey yaptık. Evet arkadaşlar, ben bu para koleksiyonumu size göstereyim dedim. Onun için bu videoyu çektim. Görüyorsunuz, bir zamanlar bu 100 liralar vardı. Bir zamanlar bu 50 bin Türk lirası vardı. Bir zamanlar bu 20 Türk lirası vardı arkadaşlar. Bir zamanlar bu 5000 liralarımız vardı. Yani 1000 liralarımız vardı arkadaşlar. İşte bunların her birisi tarih oldu. Bakın elimde yabancı paralar da var. Böyle. Görüyorsunuz. 10.000 Türk lirası. 100.000 Türk lirası. Görüyor musunuz arkadaşlar? ...500 Türk lirası. Şimdiki çağın çocukları bu paraların hiçbirisini bilmezler. Böyle koleksiyonda yaptıklarını görmüyorum. İşte zamanın çocukları bilgisayar, dijital oyunlar, telefon derken bu tür koleksiyonları yapmıyorlar. Biz de iyi ki yapmışız. İşte şimdi bunlar bizim elimizin altında, bunlara baktıkça İşte zamanımızı, zamanında yaşadığımız duygular geliyor aklımıza. Bakın, bunların her birisi bizim tarihimiz arkadaşlar. Ve her birisi kendi zamanında çok değerliydi. Halen daha öyle, tarihi açısından değerli. Evet, sizin de bir şeyiniz olsun arkadaşlar, böyle koleksiyon yapabilirsiniz. Başka bir hobiniz olabilir. Başka bir şey yapabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Bunu da sizle paylaşmak istedim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir kusurumuz varsa affola. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.